Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyoruz? Mars Başak Burcu'na geçiş yaptı. Ne yapar Mars Başak'ta? Ülkemizin de kuzey karmik ay düğümü. Başak. Üçüncü evimiz. İletişim. Bir şeyler hızlanacaktır tabii. Mars gittiği yeri hızlandırır ama orada bir çatışma da yaratır. Yani okullarla ilgili haberler mi çıkıyor nedir? Yeni Milli Eğitim Bakanı bir şeyler söylüyordu. Eğitim sistemiyle alakalı, iletişimle alakalı, ulaşımla alakalı bir takım gelişmelere gebeyiz. 27 Ağustos'a kadar orada. 27 Ağustos'a kadar orada olması da enteresan. 120 bin yılın diyorlar. En son 2016'da bir rekor kırılmıştı. Son 10 günde 3 defa rekor kırılmış sıcaklık konusunda. Mars biliyorsunuz Koç yöneticisi. Güneş'in de yüceldiği yer. Yani Mars'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kuraklık da Mars'la alakalı. Başak da tarımla alakalı biliyorsunuz. Adı üstünde Başak, toprakla alakalı. Burada tabii Mars'ın pozisyonu Başak'ı çok sevmez açıkçası, onu söyleyeyim. Çünkü Koç birinci ev gibi düşünün, sıfır derece. Başak'a kadar ne var? 6-5 tane burç üzerinde, 5 ara 6. burç. Yani açılan 150'lik. Açılan 150'lik açı neydi arkadaşlar? Bir sorunun ortaya çıkması, bu sorunun analiz edilmesi ve çözüme muhtaç olması. Yani burada tabi arızalı durumlar ortaya çıkacaktır. Biz de bu arızaları çözümlerken ne yapacağız? Gelişeceğiz. Öyle düşünün. Olaya olumlu taraftan bakın. Bazı insanların hayatları daha rutindir. Daha az sorun çıkar. Gelişemezler arkadaşlar. Bir standartta yaşarlar. Akvaryumdaki balık gibi. Bazı insanlar da tabi hayatta birçok konuda ne yapar? Sorunlarla karşılaşır. Bu sorunları tabi çözümlemek insanı ne yapar? Geliştirir. Bizim tabi kuzey düğümümüz Başak olduğu için bu ülkede maalesef yani bir takım sorunlar yaşanıyor. Özellikle tabi üçüncü ev tabi. İletişimle de alakalı. Zaten benim kanaatime göre tabi özellikle üçüncü evdeki kuzey düğümün Başak olması hali iletişim konusunda da maalesef becerikli değiliz. Zaten kavgaların, çatışmaların kökeninde doğru konuşup birbirimizi anlayamamak ve ifade edememek geliyor. Burada tabi Mars'ın özellikle tabi Merkür'ün evinde. Bu tabi 6. ev arkadaşlar rutinle alakalı. Yani hayatın gündelik işte sabahtan kalkıp akşama kadar yaptığımız ıvır zıvır tırıvır işler. Sağlıkla alakalı. Sağlık meseleleri tabi daha ön plana çıkacaktır 27 Ağustos'a kadar. Çözüme muhtaç durumlar var. İşle, güçle alakalı, belki hastalıkla alakalı. Bir de şunu unutmayalım. Amerikalılar control freak der. Bir şeyi kontrol etme hastalığı 6. evle, Başak'la alakalıdır. OCD yani obsessive compulsive disorder dediğimiz obsesyon hastalığı da Başak'la ve 6. evle ilişkilendirilir. Ciddi anlamda nedir? Takıntı yaratır. Tabii ki bir sorun takıntıya muhtaçtır. Takıntı yapmamız icap eder. Ancak zihnin tabii rahatsız olduğu durumlarda biz o takıntıyı zihnimizden def edemezsek ne yapar? Arıza yaşarız. Burada tabii bunun sebebi de bağırsaklara biliyorsunuz ikinci beyin denir. Enterik sinir sistemiyle alakalıdır. Ve vücuttaki dopaminin, serotoninin özellikle, serotonin tabii burada daha mühim. %95'ini tek başına salgılar. Beyin değil, serotonin bağırsaklarda sentezleniyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Serotonin tabii takıntılı insanlara bir takım ilaçlar veriyorlar. İşte isimleri vardır ya böyle Prozac, Seroxat, Lustral gibi. Bu tip ilaçları tabii insanlar daha fazla kullanmaya başladılar. Çünkü doğal ortamdan kopuk yaşıyor insanlar. Artık eskisi gibi sosyalleşemiyorlar. Pandemiyle bu tavan yaptı. Ellerinde bir de dijital bir şey, ışıklı sürekli. O da ne yapıyor? Epifiz bezini ışık ne yapar? Büyütür arkadaşlar.
İnsanlığın, Homo sapiens'in yüz binlerce yıllık tarihinde yaşamadığı, hiç olmayan şeyleri yaşıyoruz. Tabii ki 15-20 senedir kova çağındayız. Bu tabii bizim daha DNA'larımız, genetiğimiz maalesef yeni buluşları, yeni yaşam tarzını ne yapmıyor? Destekler halde değil. Evrimimiz daha henüz o noktada değil. Öyle olunca da insanlarda bir takım rahatsızlıklar, zihinsel problemler ne yaptı? Ortaya çıktı. Bu tabii detaylarla aşırı alakalı olduğu için tabii detay gerektiren işlerde aslında iyi bir şeyken tabii normalde tabii insanların tabii işleri de rutin. %90 iş 3 aylık, 6 aylık trainingle öğrenilebiliyor. Ondan sonra öğrenirken işte bir kendinizi, zihninizi ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz. İlk araba kullanmayı öğrenmek gibi. Ama rutine oturduğunda artık ne yapıyor? Zihnimizi maalesef yormuyor. Zihin yorulmadığında, yeni bir şeyler öğrenmediğinde arkadaşlar maalesef robot gibi işlerimizi yaparken bir yerden de zihnimiz başka yerlerde işte Türkçe tabirle elimiz işte gözümüz oynaşta. Böyle bir durumda tabii ne yapıyor arkadaşlar? Bize kafi miktarda zihinsel takıntılarımızı aşabileceğimiz süreçleri sağlamıyor. O yüzden yeni bir şeyler öğrenmek, bir kursa gitmek, yeni aktivitelerin içinde bulunmak gerektiğini söylüyorum. Keşke öğrenmeyi seven bir toplum yapısı olsaydı. Ama o konuda da herhalde Güneydüğün balık tabii tüm tembelliğiyle arz-ı endam ediyor. Toprak işleri diyorum. Tabii mümkün olsa da insanlar tabii toprakla daha fazla haşir neşir olabilse şehirlere tabii doluştuk. Tabii eken, biçen, toprak işleriyle uğraşan insanlar için Mars'ın tabii Başak Burcu'nda olması nedir? İyi bir şey. Bol bol kokoreç yiyin diyormuşum filan. Kokoreç de iyi para oldu yani. Öyle bol bol nasıl yiyorsak. Artık sucukları bile şeyle sarıyorlar. Hakiki hayvan bağırsağı yerine böyle naylonumsu sentetik bir şeylerle. Nerede o eski sucukların zarları diyorum yani. Atıyorduk, kediler yiyordu. Şimdi evin pişiği bile yemez onu yani. Kedinin yemediğini de biz yiyemeyiz tabii. Neptün de ne yapıyor? Burada Neptün Merkür karşıtlı olduğu için biraz tabii Başak bir şeyleri idealize eder. Yani fazla analitiktir. Bu iyi bir şey. Ama tabii kendisini eleştirme, öz eleştiri noktasında da kendisine de saldırgan bir burç. Öyle olunca tabii başkalarına da sürekli hani ne yapıyor? Armudun sapı, üzümün çöpü filan derken tabii çatışmaya açık bir zihinsel ne yapıyor? Tutum oluşturuyor. Bundan uzak durmamız lazım. Hizmet burcu tabii aynı zamanda. 27 Ağustos'a kadar tam da bu havalar bu kadar sıcakken zaten Temmuz ve Ağustos ayları maalesef Yengeç ve Güneş Aslan tabii. Bu iki burç yani Ay ve Güneş. Ay zaten güneşin de ışını yansıtıyor. Bu güneş tabii filtresiz geliyor artık. Ozonu da deldik maşallah. Haliyle de işte rekorlar kırıyoruz. Küresel bir ısınma var. Birçok şeyi etkiliyor. Tabii tarımı da etkileyebilir. Tarım arazilerinde yangın olma ihtimali var. Zarar görme kuraklıktan ötürü. Çünkü Mars nedir? Ateştir, sıcaklıktır, hararettir. Burada bir de tabii ne var? Merkür de yani Başak'ın dispozitörü Aslan Burcu'nda. Bu biraz ego yapabilir. Beraber çalıştığınız insanlarla çatışmaya açık durumları yaratabilir. Bir de bir ara tabii Venüs geri gidecek. Temmuz'un son haftasıydı galiba. Onunla ilgili de bir video çekeriz. Bu arada Venüs de geri gidecek. Haberiniz olsun. Bunlar pek sevimli şeyler değil. Yani gıcıklaşma durumları yaratabilir. Gıcıklatma diye bir tabir var Türkçe'de. İngilizce'de irritating filan derler ama yani çok gıcıklatma filan pozisyonu değil. Mars da burada Başak.
Mars burada bunu ne yapacaktır? Miktarını arttıracaktır. Hatta bazı videoların altına bakıyorum. Bana epey gıcık kapan insan var. O da çok enteresan. Normalde erkeklerin gıcık kapmasını beklerim. Çünkü erkekler birbirleriyle rekabet ederler. Fakat son dönemde kadınlarda var. Onlar da genelde anladığım kadarıyla bizim Y ve Z kuşakları değil, daha çok X kuşağı. Yani benim kuşağım. Artık teyze diyorum ben onlara. Kızıyorlar bana, ondandır. Teyze değil misin? Annesin, teyzesin. Ne yapalım yani? O kızmayın arkadaşlar. Yani kadınların bu kendi arasındaki çatışmaları da çok takdire şayan. Yani bu ülkede var bu. Zaten artık çocuklarınız bile sizi ne yapıyor? Dinlemiyor. Hatta çocuklar bu ülkede annelerini öldürmeye başladılar. Siz bir de kalkıp hani hem karşı cinsten hem çocuklardan daha fazla şiddet görürken bir de kendi aranızda birbirinizi incitiyorsunuz. Çok ayıp yani. Hakikaten çok ayıp. Olabilir. Yanlış kocuşkoyla evlenmişsindir. Sert babada büyümüşsündür. Annenin duygusal sömürüsü neticesinde ona hidrolik güç denir. İkide bir tabi ağlak ağlak yavrem yavrem falan Ali Yarona filmlerindeki gibi. İnsan tabi birine acıyıp merhamet ettiğinde onu sevdiğini zanneder. O biraz patolojik bir sevgi türüdür. Onu erkekler kadınlardan daha iyi bilir. Son tahlilde erkek kendini fiziksel olarak ya da farklı açılardan ekonomik gücü de olabilir. Daha kuvvetli bulur. Ve unutmayın hayatta daha kuvvetli olanlar daha merhametlidirler. Çünkü kişi kendisinden daha zayıf olan bir varlığa merhamet gösterir. Yavru bir kedi merhamete daha layıktır. Ya da ezik, sümsük, pümsük, ne bileyim yaralı, hasta. Bir de bizim bu feodallerin hasta rolü yapmaları, bire bin katarak egzajere etmeleri, abartmaları, ölüyorum, geberiyorum filan. Neticede öyle olmuyor. %90 bakıyorum erkekler gidiyor. Hiç onlar ağlamıyor babalar. Anne göndermiş onu. Sonra da gitti dağ gibi adam filan. Varken de zıkkım yesin. Zıkkımı kökünü yesin. Davulun kökünü yesin. Ya yani bir sürü tabii şey var. Feodal tabir var. Burada bunu arkadaşlar çözün. Çözün. Yani biz burada bir bilgi aktarıyoruz. Bazıları bunu kibir gibi algılıyor. Bilginin aktarımında, çünkü bu bilgi neticede ben bunu bana gökten zembille falan inmedi. Bizim tabi dünya insanlık tarihinde şimdiye kadar tabi insanlığın, medeniyetin, sanatın, ilimin, bilimin yaratıcılarının eserleri var. Biz tabi onları aktarırken bazı insanlara yani şudur. Kova çağının tabi en kötü tarafı oldu. Aslanın karşısı olduğu için güneş tabi orada bir asalet verirken kovada güneş asaletinden kaybeder arkadaşlar. Maalesef artık talebenin profesöre, çoluğun çocuğun, dünkü veletlerin anasına babasına ayaklandığı, racon kestiği bir dönemde yaşıyoruz. Bilen birisinin kendisini ifade etme biçimini bile öbür homo dangalakus kibir gibi algılıyor. Kibirli sensin tabii. Hem boş tenekesin. Ona rağmen ne yapıyorsun? Ahkam kesiyorsun. Yani sürekli bir düzeltme hali işte. En son ne demişiz? Kısa kes Aydın havası olsun. Efendim yok öyle değil Aydın havası. İkinci Mahmut zamanında tabii kıyafet değişimi bizim bu Kel Mahmut değil. Hababam sınıfındaki fesi getiren Mahmut Efendi. Tabii 1800 yıllarda fes geldiğinde fese de ayaklanıyorlar. Vay Dinel'den gitti, Sarık gitti falan hesabı. Aradan 100 sene geçiyor. Sonra Kemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa aynı yerde devrim yapıyor. Şehir ismi vermeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Bu sefer de şapka devrimi yapılıyor. Vay Fes elden gitti. Vardı ya bizim bir tane Fesli. İsmini söylemeyeyim şimdi. Allah rahmet eylesin. Böyle fesle gezerdi filan. Matah bir şeymiş gibi. Halbuki 100 sene, 200 sene önce de olsaydı bu sefer de ya fes getirdim bu gavur icadı.
Efendim sarık gitti, din gitti filan. Bu nedir ya? Sarıktan fesefesten şapkaya, şinle şapkasız duruma filan. Böyle her 100 senede biz bu millet unutup tarihini böyle iş olsun filan diye çocuk gibiler ya. Ya hakikaten çocuk gibiler. Yani 3 jenerasyon geriye gitse baksa bir neye niye isyan ettiğini filan anlar. Ha işte o bizim fesi getiren ikinci Mahmut. Aydınlı Efeler tabi dağda geziyorlar kardeş. Tabi kısa abalar, evet doğrudur o. Öyle kıyafetleri var. Hani yürümesi kolay olsun, savaşması adam neticede Efe yani. Savaş gücü. Ha, bu tabi değişince tabi pantolon getiriliyor filan. Bizim Efeler buna şey yapıyorlar. Kendi aralarında da kısa kes aydın havası olsun. Doğrusu odur. Yazın Hazreti Google'a araştırın hikayesini. Yani ikide bir hocanızın filan böyle bir kusur arıyorsunuz. Çok ayıp oluyor. Olabilir. Ben her zaman söylüyorum. İnsanız biz. Beşer şaşar. Düzeltin. Ama düzeltmeden önce bir bakın öyle düzeltin. Şeyi soruyorlar hocam ya bu evlilikler filan. Arkadaşlar kova çağındayız artık. Beşinci ev çocuk evi. Beşinci ev aşk evi. Kova tam karşısı. Artık Amerika'da şu an resmen fabrikalarda ana olmadan adam Sunni rahimlerde tamam mı en iyi spermi en iyi yumurtayı bir araya getirip en iyi embriyondan çocuk üretmeye başladı. Ha bu kimse bir, insanlara bir tuhaf gelebilir. 50 sene sonra ömrümüz yeter görürüz. 30 sene sonra ya başka bir çağa girildi. Yani çağ değişir, zaman değişir. Koşullar da ona göre değişir. Sen hala balık çağının kafatasıyla kalkıp da efendim ısmarlama dünyaya ne yapamazsın? Baskı kuramazsın. Dünyada biz misafiriz, tamam mı? Ne deriz? Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Dünyada senin önüne ne konulursa onu yiyeceksin. Bu kadar. Bu kadar ısrarcı olmanın, bu kadar egolu olmanın, 5 yaşında anasından şeker isteyen çocuk gibi zıplamanın alemi yok. Çek aradan egonu, evrenden geldiği gibi al, tamam mutlu ol. Tutturmuşsun dediğim dedik, öttürdüğüm düdük. Öyle değil. Bu evren, en azından Güneş sistemi 4,5 milyar yıl yaşında. Seni karnını çekmez arkadaş. Bu kadar basit. Sen kendini çekemiyorsun. İnsanlar niye seni çeksin sorusuna cevap verdiğinde zaten çekilebilir olursun. Evet, ne yapıyormuşuz? Mars Başak'ta eleştirinin dozunu abartmayın. Abartmayın, eleştirin tabi ama bir şeyi ortaya atmadan önce onu bir araştıracaksın, sonra ahkam keseceksin. Biz herhangi bir kişi ya da grubu filan ne yapmıyoruz? Yani öğretmene bir şey dersin, bütün öğretmenler saldırıyor. Hemşireye bir şey diyorsun, bütün hemşireler saldırıyor. Bütün mühendisler, bütün doktorlar. Bu nedir ya? Bu böyle bir garip bir çağda yaşıyoruz artık ya. Adam futbol programında sert defans oyuncusuna kasap diyor. Bu sefer kasaplar koalisyonu toplanmış konfederasyonu. Efendim sen bize nasıl kasapları aşağılarsın? Allah Allah. Bir yeter da. Yani uydurdular böyle bir sivil toplum örgütü olur budur. Ya bunları yemezler abi. Kimsenin de ciddiye mittiye aldığı yok. Bunu konuşanın da zaten bunu ciddiye aldığını sanmıyorum. Ya o zaman konuşmayalım yani. Ya iki tane argo tabir kullanıyorsun. Buradan robot bile reklamlara uygunluk kontrolü yapıyor filan. Ya bir de başımıza bu çıktı ya. Kardeşim bırak sen bizim insani esprilerimizi anlayamazsın sen. Nereye gidiyoruz bilmiyorum ki. Yani böyle bir şeyi kabul ettiğinizde tabii ki biz insanız. Duygularımız var bir şekilde ifade ediyoruz. Karşı tarafın anasına bacısına sövmedikten sonra bu nedir yani? Sen niye rahatsız oluyorsun kaldı ki? Sen kendi jargonunu kullanıver. Mars Başak'ta sizin anlayacağınız 27 Ağustos'a kadar herkes ikili ilişkilerinde bakın Venüs de geri gidecek. Saçma sapan münakaşalardan ilişkilerinizi ne yapmayın? Zora dara sokmayın. Bitiriyor ilişkisini sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Ondan sonra da hep karşısındaki suçlu. Bu ne demekse? Biraz da sen suçlu ol. Koçlar ne yapar? Koçlar arkadaşlar Mars'ı 6. evinde karşılıyor. Nedir? Diyet yap. Spor yap.
Bağırsaklarını besleyebilecek. Başak bağırsaktır. Bu herkes için de geçerli tabii. Ne bileyim. Yoğurt tüket, kefir iç. Bağırsakla alakalı işte bir takım probiyotikler, prebiyotikler. Çalış. Öğün, güven. Bol bol iş çıkabilir. Çalışabiliriz. Berna ile beraber. Deli gibi çalışıyorum. Günde 6-7 seans yapıyorum. Yok böyle bir kız yani. Millet haftada 3 seans yapıyormuş. Evet, çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. Yürüyüşlerinizi aksatmayın. Güneşe fazla çıkmayın. Bizde güneş güçlü zaten koçlarda. Benim güneşte ne işim var? Güneş bende zaten. Sonra tabii ki çalışmak, spor yapmak, diyet yapmak, fazla eleştirel olmamak, fazla detaylara kafayı takmamak, takıntılı bir ruh hali verebilir. O takıntılardan ötürü de işte ne bileyim ben böyle sevimsiz olur. Mart çünkü bir şeyleri ne yapar? Hızlandırır bir de. Yani burada tabii 6. ev konuları, işiniz, gücünüz ve hastalıklar konusu özellikle dikkatli olalım. Sağlığımıza da dikkat edelim. Bu 27 Ağustos'a kadar Mars Başak'ta böylelikle atlatalım. Boğalar ne yapıyor arkadaş? Boğa tabii, bu arada orayı kaçırmayalım. İstirahat edin. Daha yalıtılmış yaşayın. Koçlar için söylüyorum. 6'da ya, 12'ye kaçarsanız 6'yı daha dengelersiniz. 12'de nedir? Uykularınıza riayet edin. Dinlenin. Kendinize çekilin. Meditasyon yapın. İçsel aleminizle de arada ne yapın? Muhatap olun. Hangisi yorarsa iş mi yordu? Uykuya kaç. Uyku mu yordu? İşe kaç. Düşünceler mi geldi? Takıntı yapıyor. Hemen bir şeyler yap. Yani 6-12 dengesini kur arkadaş Mars'la. Boğalar için tabii 5-11 aksı. 5 tabii bir çocuk evi de aynı zamanda. Yani Mars eğer istenmeyen bir durum varsa birden ani gebelik getirebilir. 27 Ağustos'a kadar erkek çocuğu sahibi olma ihtimali oluşabilir. 5. evde Mars tabii çocuklarla çatışma yaratabilir. 5. ev tabii boğalar için finansal yatırımlarında hızlı bir gelir artışı olabilir. Ama ve lakin tabii Mars'ın öyle bir huyu vardır. Hangi evdeyse o evi hızlandırır. Fakat bazen de aşırı derecede kişi nasıl söyleyeyim? Yani 2. evdedir mesela, çok hızlı para getirebilir. Aynı şekilde harcamalarınızı da ne yapabilir? Arttırabilir. 5. ev konularını ne yapacaktır? Arttıracaktır. Hızlandıracaktır. Flörtöz durumlar getirebilir. Aşk meşk getirebilir. Çocuklarla ilişkilerinizde çatışma yaşamamaya bakın. Mars tabi Koç burcu yöneticisi olduğu için 5. evinizde hayatınıza koç birini getirebilir. Ya da koç mesleği olan birisini, polis gibi, asker gibi, güvenlik görevlisi gibi, yani ya da mühendis gibi. Neticede biliyorsunuz bir gezegen bazen nedir? Bir kişidir. Bir gezegen bazen bir olaydır. Yani bir çatışma 5. evde, aşk ilişkisinde, çocuklarla gibi. Ya da bir gezegen bazen şimdi olayın kendisi olabilir. Kişinin kendisi olabilir. Bazen nesne olabilir. Yani silah mesela, ateşli tüm silahlar Mars'la alakalıdır. Bir bıçak, yaralayıcı, zedeleyici. Burada bu anlamda mesela Mars bende Kova burcunda. Kova nedir? Mesela alt baldırdır. Dizimizle bileğimiz arasındaki yerdir mesela. Benim orada askeri okulda açılmış bir yara vardır. Yaklaşık 40 dikiş filan. Gerçi benim her yerim dikiş ama son tahlilde en sağlam ilk dikişi oradan aldım. Burada tabii 5. evdeki Mars, 5. ev konuları üzerinden, hele de haritanızda Mars şey ise zarar verebilir. Yani arabanız mesela arıza yapabilir. Başak burcunda bir de onun gibi düşünün. 5. ev çünkü bazen taşıtlarla da alakalı. Tabii o biraz karışık mevzu. Önceden söylemiştim. 3. ev ulaşımı olduğu için o da taşıttır. 4. ev ev, mal, mülk olduğu için o da taşıt, oraya da girebilir. 5. evde de olabilir. Diyeceksiniz ki bu nasıl iş? Bazıları tabii arabayı alıyor hava atmak için.
Bazılarınınki ticari. Onunla zaten adam ekmeğini kazanıyor. Bazıları da işte hatun tavlamak için bebeğe çıkıp açıyor böyle camı da. Elini de böyle atıyor. Adam tekerlekli diskotek yaratıyor. Kıyar ağası. Lüzumsuz yere ortada geziyor. Zaten soludukları nefes de yazık da işte dünyanın şeylerini eksiltiyorlar. Evet, yürü kardeşim, bisiklete bin kardeşim. Olmaz. Orada bir hava atması lazım. Beşinci tabii tiyatro, sanat, bir takım şeylerle de alakalı. Yani hobi demeyeceğim. Hobiler genelde yani hobi de diyebiliriz de aslanın getirdiği hobiler biraz şöyle hobiler. Yani aslan oturup kendine bir hobide kolay kolay uğraşamaz. Göstermesi lazım. Yani başak belki bunu yapabilir. Yani evcil bir hayvan bakarsınız 6. evde. Yani koç için mesela Mars'ın 6'da olması evcil bir hayvan da olabilir. Ay, erkek bir kedi, erkek bir köpek filan gibi. Erkek balık filan. Mars erkek ya, ondan söylüyorum. Boğa'daki oradaki tabii bir 5. ev olduğu için kendini daha fazla gösterip ifade edebileceği bir şey. Neticede kabul edelim ki Aslan Kova yani 5-11 açısı, 11 karşımızda toplum, cemiyet. Yani birey orada kendini toplumun aynasında görür ve ne yapar? İfade eder. 5-11 böyle bir akstır. Buradaki tabii amacımız şeydir. Kendimizi ne yapmak? Hayatı daha iyi tanımak. Yani 5. evde Mars madem Başak Burcu'nda çözüme muhtaç durumları, çocuklarla olan bir takım sorunları da çözmekle nedir? Alakalı olabilir. Evet. Çok 5. ev konuları sizi yorarsa 11'e kaçıyorsunuz. Gidin arkadaşlarınızla buluşun. İşte gidin bir kafede oturun. Kahve için, maça gidin. Ya yani bir yere gidin işte 11. evde. Bir cemiyet, cemaat neyse artık herkes kendi dünya görüşüne göre. Camiye mi gider, meyhaneye mi gider? Herkesin kendi society'si var. Bunu 11. evle 5. ev konuları ağır gelirse orada bir çatışma oluşursa öbür tarafa ne yapın? Rücu edin. Tahterevalli dengesini kaçırmayın diyorum. İkizler için tabii 4. ev. Evet, anne, kökler, ev, aile bir de başak da. Tabii evle alakalı bir takım sorunlar çıkabilir. Evde tamirat gerektiren, bir takım değişiklikler gerektiren durumlar oluşabilir. Evin arızalı neyi varsa gözden geçirmek. Bazı konularda bu kırılan bir mobilyayı değiştirmek de olabilir. Musluk ya da elektrik sisteminde bir sorun vardır. Bozulan musluğu tamir etmek de olabilir. Anneyle olan ilişkileri tabii tamir etmek olabilir. Burası tabii 10. evde baba, anne, baba. Burada bir denge kurmak. Anneyle çatışıp babaya sığınmak, babayla çatışıp anneye sığınmak filan çocukken yapıyorduk ya. Taktikler kullanıyorduk. Zaten bunlar birbirini geberttiği için aradaki şeyden çocuklar fark ettirmeden sızıntı yapıyor. Bir de şimdi anne babalar ayrıldı. Çocuklar tabii bir gidiyor hafta sonu babişkoya, hafta içi anne de gidiyor onu ona şikayet ediyor. Çok uyanık oldular bunlar. Aynı evde olunca gene hiç olmazsa iki kişi bir araya gelip ortak karar alıyordu. Çocuklarda us yarılması oluştu. Us yarılması. Zihin böyle ortadan ikiye ayrıldı. Yani madem boşanacaktınız niye çocuk yaptınız diyeceğim de kızacaklar şimdi yine bana. 50 kere söylüyorum. 5. ev aşk evidir. 5. ev aynı zamanda çocuk evidir. Ben öyle hem çocukla hem aşk bilen. Aşk bir varlığı dünyanın geri kalanından daha fazla sevmektir. Ne Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'un da, ne Romeo Juliet'te, ne Titanik'teki Leonardo DiCaprio ile sevgilisi arasında öyle çocuk mocuk. Ölmese, enkazdan ikisi kurtulsa, iki de çocuk yapar, boşanma davası açar, birbirlerini yumruklarlar ya. Çok gördük biz öyle. Prens Charles'la evleneni de, Latife Paşam. Yani gitti çocuk sahibi oldu, iş bitti. Tabii Mustafa Kemal akıllı insan, girmedi o topa çocuk meselesine. Kadınlar da bazen işte çocuk istiyor. Gerçi ikizleri anlatırken Latife ikizler bak isabet oldu. Yanlış bilmiyorsam ayı başak olabilir. Yani işte köşkün beyaz bilmem ne yok işte çarşafları yok. Efendim asker onlar ya. Askerler biz askeriz. Pasaklıyızdır biz. Çamurlu çizmeyle yok işte masa örtüsünün üstüne bilmem ne. Ya millet yiyor içiyor bilmem ne yapıyor. Şeyle evlenecektim o zaman yani.
hijyen tanrısıyla filan. Askalioposla, hijyen tanrısı derken sağlık tanrısı tabi Askalios, kızının adı hijyen, kerata. Doktorlar hijyenik olmak zorunda, operasyon öncesi filan. Nedir bu ya? Herkes günde 50 kere elini sabunluyor. Etrafta sabun kokulu kadınlar var. Yani olacak işte. Hande şey miydi o neydi? Mum kokulu kadınlar diye bir de sabun kokulusu çıktı yani. Bu nedir ya? İnsan insan gibi kokacak. Herkes kendisi gibi kokacak. Aşk dediğim feromondur. Bak nereden nereye? Niye söylüyorum? Çünkü Başak orada bağırsakla alakalı olduğu için anal sadistik döneme ilişkin bir takıntıya işaret edebilir. Mars da orada, herkes bağırsaklarına dikkat etsin. Bu ikizlerinde tabii bir de kare atıyor tabii Mars. Aile içi çatışmalardan uzak durun ikizler. Tabii ikizler kolay kolay çatışmaya girmez. Merküryendir, hava burcudur. Değişir, havayı koklar, ona göre hareket eder. Ama Mars bu, belli olmaz. Herkesin bir tabii sınırı var, patlıyor bir yerde. Yengeç için üçüncü ev, iletişim, işte seyahat, o bu filan, 3-9 aksı. 3-9 aksı olduğu için eğer yurt dışı da dahil bir seyahate geçilecekse, gidilecekse 27 Ağustos'a kadar Mars destekleyecektir. Yani bir yere gitme, seyahat etme, uzaklaşma filan derdiniz varsa bunu yarayacaktır, onu söyleyeyim. Bu yarayacaktır size. Yani çünkü niye? Mars cesaret verir, öncüdür. Başlangıç burcumuz Koç, kozmozda, en azından güneş sistemi için. Kozmoz deyince tabii işin içine Regulus da Sirius da girer. Ama o yıldız onlar, ama onların başka gezegenleri var. O gezegenlerde emin olun başka varlıklar var. Biz o varlıklardan olmadığımız için, yok Sirius geldi güneşle kavuştu. Yok 29 derecede benim hocam güneşim var, işte Regulus'un üstümde, ben niye kral değilim filan. Ya arkadaş, yani kavuşum derecesini de böyle sağına soluna 5-6 derece kabul edersek, mantıken düşünün, Sirius'la ya da Regulus'la sallıyorum bir gezegenin kavuşma ihtimali, o marjı da geniş tutarsak zaten emin olun, hani 10 kişide bir kişide vardır böyle bir şey. Yani nedir ya, 10 kişide bir kişi, yani çok yüksek bir oran. Yani ne o kadar krala kraliçeye ihtiyacı var toplumların, ne o kadar işte böyle asalet sahibi insanlara. Biz hepimiz ameleyiz. Çalışacağız. Ameyik yapacağız. Mars Başak'ta, Kuzey Düğümümüz de Başak. Biz ameleyiz. Bu kadar. Nokta. Evet. Neymiş? 3-9'da harekete geç. Ha, bir eğitim almak istiyorsan, eğitim noktasında da ne yapabilir? Seni harekete geçirebilir. Bu bazen dil öğrenmektir, bazen bir sertifika, bir kurs filan. Ehliyet bilmem nesi. Mars çünkü şeydir, kişiye en azından ne yapar? Bir cesaret, bir atraksiyon verir. İletişim konularında tabii dikkatli olun, çatışmaya açık. Bazen ayın hareketlerine göre yengeçlerin duygu tonları değişiyor. Haliyle de değişen duygu tonuna göre bazı cümleler kurabiliyorlar. Bu da karşı tarafı ne yapabiliyor? İncitebiliyor. Ona dikkat edin. İletişimde sorun yaşamayın. Kardeşlerle alakalı meselelerde de hani dikkatli olmak lazım. Çünkü orası aynı zamanda kardeş, konu, komşu, yakın çevre. Mars şey yapmasın, sizi gaza getirmesin. Ha, Başak'ta olduğu için dedim ya, bir sorunu gösterdiği gibi aynı zamanda bir çözümü de gösterir. Tabii ki çözüm her zaman sorunun olduğu yerdedir. Ne deriz biz? Yiğit düştüğü yerden kalkar. Sorun varsa da çözmeye de yardımı olabilir. İlle sorun çıkartacak diye bir şey yok. Sizin Mars'ı nasıl kullandığınızla nedir? İlintilidir bu. Aslan ne yapıyor? Aslanın ikinci evi para evi. Aslanlara çok hızlı para gelebilir. Işık hızında filan. Böyle tak gökten kozmik EFT. Havale. Ama tabii öncesinde gereği yapılmışsa, zaten Aslan'ın şu an Jüpiter'de, Boğa'da 10. evinde, kariyeri olanlar için hani para konusu biraz tabii gündemde olabilir. Başak'ta olduğu için parayla sorunu olanlar bunu çözmek üzere 27 Ağustos'a kadar bir çözüm üretebilirsiniz bu konuda. Pazarda limon satın diyorum. Emekli. Emekli maaşları yetmiyor. Başak işte.
O da toprak, moprak, sebze, meyve. İkinci evde Mars Başak'ta. Ama aslan tabii limon satmaz pazarda. Yakışır mı aslan? Olacak iş değil. Aslan yapmaz onu. Ben yaparım. Tahtakale'de tezgah açıyorduk biz üniversite yıllarında. Böyle yerde şey satıyorduk. Defter, kırtasiye filan. Hem de tonla monla yani. Valla bana böyle dışarıdan bakıp oradan ahkam kesiyor hoca kibirli. Lan bilemezsin. Allah mısın? Haşa. Allah kulunun kalbini 1.000 kere yoklar, 1 kere verir. Belki sen kibirlisin ki seni böyle konuşturuyor. Belki sen kibirlisin ki sende bazı şeyler çok eksik. Yani onu sen bilemezsin. Ha, havalı geliyoruzdur, doğrudur. Eğitimli, bilgili, yakışıklı, karizmatik filan. Biz bunları hak ettik demek ki. Rabbim de bize bunları verdi. Sana vermediği için sen baktığında hocana eziliyorsan bu senin kendi suçun. Bunun benimle alakası yok. Ne yapayım senin gibi mi olayım ki sen rahat edesin, huzur bulasın. Şu negatif Plüton akrep hırsınızdan bir çıkın artık. Yani bu ülkede nedense bu ülkenin talihsizliği o. Keşke herkes Çinli ya da Arap olsaydı ya da Afrikalı. Daha çok birbirlerine benzerdi insanlar. Böylelikle hasetlik fesatlık olmazdı. Burası hasetlik fesatlık coğrafyasıdır. Çünkü biz millet olarak birbirimize hiç benzemeyiz yani. En yakışıklımız da bizden çıkar. Kenan İmirzalıoğlu gibi. Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Bilindiği üzere yanlış bilmiyorsam değil mi Berna? İkisinde dünya best model'lığı var. İkisi de dünya best model oldu. İkisi de birbirinin çok farklı. Yani biri yağız böyle daha esmer falan bir delikanlı. Öbürüsü de sarışın böyle yeşil mavi gözlü bir çocuk bu kadar. O yüzden kusura bakma. O ikisi seni rahatsız ediyor olabilir. Sen bu yüzden eciş bücüş adamlar bulup onların peşine gidiyorsundur. Anladın sen o ikiliği. Kusura bakma ne yapalım? Rabbim kullarını yaratırken böyle bir takım şeyler yapıyor. Onu gideceksin Recep İvedik bir de oturuyor orada. Allah filan işte ana baba beni niye yaptınız filan. Ateistsen anana babana kız. Yok değilsen ateist değilsen Rabbine inanıyorsan Rabbine diyeceksin ki Rabbim ya inşallah bir sonraki hayatımda Amsterdam'da doğarım. Ama sen böyle devam edersen o kibirlenip ezdiğin beğenmediğin ülkeme gelmiş mülteciler var ya sığınmacılar. Sonra Allah korusun. Onlardan da daha alt düzeye inebilirsin. Çünkü Rabbimin tesisleri bol. Yeter. Yeter, yeter, yeter. Yani yeter. Çünkü niye yeter? Bu senin kendinle ilişkin. Bunu başkaları bilmek zorunda değil. Bunu ben başkaları üzerinden teşhir edip seni ifşa etmek zorunda da değilim. Bak isim de vermiyorum. Ben terbiyeli bir adamım. Genel olarak ortaya söylüyorum. İşkilli bilmem ne dört cıngıldar. Jingle bell, jingle bell filan yapar. Böyle şey şarkıları gibi yılbaşı. Sana tavsiyem Rabbim hepimizin kalbini 1.000 kere yoklar, 1 kere verir. Bence sen kendinden daha iyi durumdaki insanları sev ki bir gün belki onu seviyorsun diye sana da bu bahşedilir. Ama hasetlik fesatlık yaparsan o beğenmediğin üstten kibirli yaptığın şahıslar tabi başka kibirle de gelir seni ezer. Yani deveden büyük filler var. Burada biz fil oluyoruz tabi. Sen de deve oluyorsun. Anladın? Çakallığın lüzumu yok. Evet. Ayarımızı verdik. Bugünkü ayar dozumuzu. Tam da aslanda verdik. Egodan filan bahsederken. Ey aslanlar bak söyleyeyim. 2020 Mart'la 2023 arası zaten Satürn karşıdan birkaç tane tokat mokat vurdu. Pluto geliyor biliyorsunuz. Önümüzdeki yıl Pluto tabi biz orayı tam ifade etmedik. 2024'te gelecek sürekli kalacak gibi sürekli kalmayacak. Çok minik de olsa bir geri hareket filan bir aneretik derece olağa gene dönecek ama genel olarak bakıldığında artık Plüton'u kova sayabiliriz belirli bir noktadan sonra. 20 sene arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Akrep, boğa, aslan, kova. Bunlar sabit burçlar. Sabit burçlarda zelzele yaşayacağız. Nasıl sadece Satürn'le bile korona süreci yaşandı, ekonomik kriz yaşandı. Daha 2020 Mart'ına gidin ya. Yani yediğinizin, içtiğinizin fiyatını düşünün. Ev kiralarınızı, giderlerinizi. Bakın 3 senede ne hale geldik. Sadece Satürn'le bu hale geldik. Plüton'la var ya, alim Allah ya. Alim Allah.
Allah'ın alim sıfatıyla bir muhatap olun ya. Yeter. Herkes para istiyor ya malikel mülk. Zülcelali vel ikram. Lan alim sıfatıyla muhatap olun. Tabi alim olmak zor iş. Öbüründe piyango bileti, yok kripto para. Bir yerden zengin bir ortak bulurum falan. Ya böyle fantaziler yani. Alim olmak kolay değil tabi. Oturacaksın her gün 10 saat 15 saat kitap okuyacaksın. Aradan 20-30 sene geçecek. Bir de beyinciğin işe yarıyorsa filan alim olacak. Öbürsü daha kolay tabi. Piyangodan da çıkabilir. Bir saniyede de olur filan. Sen böyle gez bakalım bu akılla. Para deyin ayın 27'sine kadar. Ama burada tabi Başak'ta. Ekip biçen birisi için ne güzel. Başak'ta o. Götür pazara sat. İkinci. 2-8 aksı. 8'in de tam karşısı. Bu tabi 8 biliyorsunuz. Bazen nafaka, bazen başkalarının parası, ortağın parası, bir ölüm Allah korusun neticesinde ortaya çıkacak olan belirli bir miktar para. Son halde 2-8 aksında, 2 de tabi kendi paranız, 1 ben, 2 benim param, 7 ortaklık ya da evlilik, 8 bir sonrası başkasının parası, ortağın parası. Para yeri, fakat bu tabi harcamaları da arttırabilir, onu söyleyeyim. Mars orada. Zaten aslanlar cömerttir. 27 Ağustos'a kadar harcamaların noktasında ne yapın? Biraz tabii dikkatli olun. Evet. Başak'ın kendisi, Mars kendisinde enerjisi artabilir Başakların. Cesaretli de kılar Mars birinci evinize geldiği için. Burada ama tabii dikkatli olun. Fevri hareket etmeyin. Başak çünkü neticede Marsyenmiş, bir koçmuş gibi davranan bir Başak düşünün. Sizi zorlayabilir. Bu estetik için, operasyon için, fiziksel dış görünüşünüzle alakalı bir ameliyat için, her türlü kendinizle alakalı meselelerde cesaret alıp, yani madem Mars orada, hadi ya uzun zamandır şu ameliyatı olacağım, git ol. Yani Mars o cesareti verecektir sana. 1-7 aksında Mars'la biraz sinirli olup karşıtınla, ortağınla, eşinle çatışmaya da girme 27 Ağustos'a kadar. Söyledim, Temmuz sonuna doğru Venüs de geri hareket yapacak. Venüs'ün geri hareketi de var, bir 45 gün falan olması lazım. 2 ay 10 gün. Nereden çıktı 45 ya, değil mi? Venüs'ün geri hareketi orada, evet. Hatta Venüs geri gidişinin videosunu biz çekmedik. Berna çekelim onu. Yok ya, geri gidiş. Geri gidişi ne zamana kadar? Neyse, ona bakarız. Ben o geri gidiş videosunu çekeyim arkadaşlar. Venüs'ün geri gidişi burada şey. Temmuz'un galiba 27'siydi. Tabii Mars geri gidişiyle alakalı şeyi yapınca orada karıştı tabii Mars'ın geri gidişiyle. Venüs de geri gidecek. Venüs'ün geri gidişi 45 gün falan olması lazım ya. Neyse, onu şey yaparız. Tam çıkartamıyorum şu an arkadaşlar. Bazen takım yıldızlarda yörüngeden ötürü tabii birkaç gün fark edebiliyor. Bir bak bakayım. Şeye girsene. 23 Temmuz, 4 Eylül. 4 Eylül değil mi? 7-8 oradan 43-45 civarı filan. Öbürüsü Mars'ın geri gidişi. 2 ay geri gitmez. Mars bazen gidiyor. Daha uzun süre. Tabi daha dış yörüngedeki gezegenlerin tabi geri gidişleri daha uzundur. 21 Merkür genelde 20-21, 43-45 arası duruma göre. Buradaki geri gidişte biraz dikkatli olalım. Venüs geri gidişine bakın, Merkür geri gidişini çok ciddiye almam. Fakat bu Venüs geri gidişlerinden daima korkmuşumdur. Gerçi benim 8'in yöneticisi, bir de Güneş'imle kavuşum tabii. Çünkü ilişkilerde soğukluklar getirebiliyor. İnsan sevdiği kişiden hani haz almıyor.
Hayattan da haz almayabiliyor. Yani bulunduğu burca göre libidosu düşebiliyor. Bu da sorun yaratabiliyor arkadaşlar. Sevimsiz bir yaz sizin anlayacağınız. Zaten fazla da sıcak. Evet, neden bahsediyorduk yine? Başak'ın tabii Mars'la enerjisinin tabii artması, yükselmesi durumu. Burada yapılacak şey yani enerji ve cesaret gerektiren her şeyde Mars yanınızda sizin. Ben zaten hani Başaklara zaten çok inceleyip sık dokuyan bir burç olduğu için hani kalkıp da efendim ya üstüne düşün hani fevri hareket etme. Yani Başak kolay kolay öyle bir şeyi enine boyuna düşünmeden zaten ne yapmaz? İş yapmaz. Ama hazır Mars sendeyken de fazla oyalanmayıp harekete geçersen bir başlangıç yapma noktasında Mars'ın birinci evinde olması aslında iyi bir şey. Yani 27 Ağustos'a kadar şimdiye de yapmadığın, başlamak istediğin, cesaret edemediğin ya da türlü nedenlerden ötürü projelerin varsa harekete geç diyorum. Terazi için 12'de, 12 tabii sevimli bir yer değil. Mars 12'de yani gece uyandırır bile adamı. Yani uykularından uyanırsın. Bilinçaltı orası. Mars'ı 12'de tabii, 12 tabii Vedik'te tabii hem bir moksha evi, ölüm ötesi dediğimiz su burcundan kaynaklı, hem de orası yatak zevkleri diye geçer. Mars tabii libidodur, enerjidir. Cinselliği, libidoyu da arttırabiliyor bazen. Onu söyleyeyim. Uykusuz bırakabilir. Ay büyürken uyuyamam filan. Şimdi Mars'ın tabii yurt dışıyla da alakası var 12'nin. Belki yurt dışı seyahatler olabilir. Hapishanede bir yakınınız olabilir. Onunla ilgili bir haber alabilirsiniz. Hastane, hapishane gibi kapalı alanları da ne yapar? 12 temsil eder. Mars'ın orada olması. Yani bunu illa olumsuzluk gibi algılamayın. Neticede Mars'ın haritanızdaki tabii pozisyonu ve gücü de nedir? Önemlidir arkadaşlar. 12 6 aksi olduğu için ama yine bir hastalığa şuna buna dikkat edin. Vitamin alın. Bağışıklık sisteminiz ne yapabilir? Zayıflayabilir. Mars aynı zamanda bağışıklık sistemidir. Gücümüzdür, enerjimizdir, libidomuzdur, yaşam enerjimizdir. Akrep için ne diyoruz? Akrebin 11. evi. Akrep için tabii arkadaşlarla ilişkilerde çatışmaya girmemek, toplum içinde fazla sivrilik yapmamak lazım. 11. evde Mars bazen ne yapar? Çatışma yaratabilir. Bende 11'de Mars var haritada. Allah'tan Jüpiter'de onunla beraber ve kavuşumlar. Çatışmayı yaratsak da Jüpiter'in ışığında bir bilginin bir kavgasını, savaşını veriyoruz. Bilge savaşçı pozisyonu. Guru Mangala Yoga, Jüpiter Mars. Mangala Mars, cesaret, mangal gibi yürek var. 11'de tabii toplumsal meselelerde kendinizde ne bulabilirsiniz? Bir cesaret ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. 11-5 aksı. 5'in de karşısında çocuklarla çatışmaya açık bir pozisyon bu. Çocuk istemeyenler de korunsunlar, dikkatli olsunlar. Ani gebelik yaratabilir. 27 Ağustos'a kadar 5-11 aksına ne yapın akrepler? Dikkat edin diyorum. Başak'ta olması hasebiyle de bir sorun ve aynı şekilde o sorunun çözümünü açığa çıkartır. Varsa bazı ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızda dikkatli olun. Yani çözün sorunu. Değmez. Bir ilişkiyi kurmak yıllar alıyor. Yıkmak 5 dakikalık iş. Yani gözünüzün önünden harcadığınız emeği geçirin. Büyük istekler, arzular filan da 11'dir daima. Çünkü 10. evden sonra gelir. 10 tabi insanın kariyeri bir yere geldikten sonra tabi bir şey ister. 11 tabi 10. evden sonraki ikinci ev olduğu için kariyer üzerinden kazanılan para olabilir. 5. evin karşısı olduğu için de hani hiç beklenmedik yerlerden gelen maddi para imkanları da gösterebilir. Ya da ummadığınız yere yapabileceğiniz harcamalar da buna dahildir. Mars bu neticede. Enerji, akış. Yani gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Onun gibi şey yani. Yay için 10. ev, kariyer evi.
27 Ağustos'a kadar iş güç kariyer noktasında eğer yapmanız gereken bir şey varsa hızlı ne yapın davranın. 10. ev tabii sizin tabii çalışma hayatınızdaki patronunuzun olduğu yeri de gösterir, otoriteleri filan. Hani patrona gidin zam isteyin filan, zam istiyorum filan. Konuşursa da bir kafa atıyorsun filan. Mars çünkü koç ya, koçlar kafa atar biliyorsunuz. Git kafayı çak diyormuşum filan. Gerçi ya yapmaz, esnektir. Neticede değişken ateş. Koçlar aslanlar gibi değil de daha yumuşak yumuşak denge kuran Jüpiteryen insanlar. Ama yaya da geldi mi geliyor. Aa, bak şimdi bir de kare atacak. Mars Başak'ta nasıl gazladım sizi? Mars neredeydi ya? İkizler'de falan mıydı? Bizim Kılıçdaroğlu böyle yapmıştı. Nenem gibi. Falan böyle. Masada herhalde sıcak bir şey vardı. Eli yandı falan. Lan yumruğu koyacağım masa çat diye ortadan ikiye ayrılacak. Ondan sonra alamazsın işte oy moy. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak reise basıyor, bağırıyor, çağırıyor. Devlet Bahçeli oradan racon kesiyor. Ah. Ben de gireceğim en son siyasete. Bir gideceğim böyle Metro Goldwyn Mayer şirketinin aslanı gibi filmin başında böyle bir kükrüyor böyle. Filan yapıyor. Ha, bol bol gıcık kapıp tabii düşmanlarım olacaktır. Olsun. Seviyorum düşmanlarımın olmasını. Düşmanlarım olacak ki onlara bir dalacağım kafa göz filan ondan sonra tabii meşhur olacağım ya. Bu işler böyle oluyor. Buraya İtalyanı, Fransızı, İngilizi girmeseydi belirli çevreler paşama gıcıklık yapmasaydı şimdi Mustafa Kemal Paşa diye birisi yoktu. Bu işler öyle oluyor. Biz ona buna, ona ağam, buna paşam filan öyle insanlar değiliz onu söyleyeyim. Zaten eğer ki sen birilerini kendine düşman etme noktasında tereddütlerin varsa, gelene gidene boncuk dağıtıyorsan, tipik YouTuber'lar gibi, aman o tıklasın, onun sayesinde Teneke Bey'in bize para gönderiyor, yok efendim takipçi geliyor filan, hiç umurumda değil, anca gidersin. Burada ben YouTube'da kimseye yalvaramam, aman beğen butonuna bas, aman ne olur beni takip et, aman 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 etme, çık takipten, anca gidersin. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir zamanda, nasıl bir devirde yaşıyoruz? Ya bunu yapmayana gıcık kapıyor arkadaş. Ne yapayım öbürleri koyun gibi aynı şeyleri yapıyorsa? Biliyorsun şamanlıkta koç salımı denen bir şey var. Biz koçuz. Koyun koyuna yatmak oradan gelir. Koyunlar koyun koyuna yatarlar. O yüzden birbirlerine çok benzeyip aynı sesi çıkartırlar. Me filan yapıyorlar. Tamam. Mini mini me filan. O tabii biz koçuz. Bir koç yetiyor zaten 300-500 koyuna. Herkes işine baksın. Kimse kimsenin de tarzına, uslubuna karışmasın. Sana ne? Sana ne? Evet. Bana ne, bana ne? Beni al, beni al, onu alma filan. Çıkmayın ha. Vallahi aç kalırım ha. Beğen butonuna basın. Abone olun. Hem ona ben aboneyim. Biletler cebimde. Bütün biletler Yoncimit'ten gelsin. Yay ne yapıyorsun? 10. evde. Kariyer, iş güç filan. Patronla kavga etme. Şaka yaptım. Ne maaş veriyorlarsa kabul et. Bu zamanda iş bulmak da zor. Ama emeklilik meselen ne varsa hızlı şey olur. Bağlanır inşallah. 3 vakte kadar bekliyoruz. 4-10 aksında babayla çatışma. Anne baba aksi orası aileyle de alakalı. Aile fertleriyle ne yap? Emekleri var üzerimizde. Bizi hayata getiren kanallardır de sus. Başka tabii ama dedim ya iş güç konusunda özellikle kariyer konusunda bak olabilir. Ne olabilir mesela Mars'ın orada olması? Başak tabii de. Öyle ya belki de eğitimin üstüne daha yüksek bir tahsil yapacaksın. Öyle düşün. Daha tepeye seni götürecek ama Mars oradayken olayı hızlandıracaktır ama hepimizin doğal 10. ev yöneticisi daima nedir? Satürn'dür. Uzun vadeli projenin ne yapabilirsin? Temelini atarsın 27 Ağustos'a kadar. Hani bir binanın temelini atarız da o zaman o bina o temelin atıldığı andaki doğum tarihine sahip olur ama bina bazen yapısına göre değişir. 3 sene sürer, 5 sene sürer. Onu bilemem. Oğlak ne yapıyor? 9. ev. Bak uzak ülkeye gitmek için iyi.
Ya bugün benden danışanlık alan kıza söylemeyi unuttum ya. Oğlak burcuydu. Tuz sınavına giriyordu. Bak burada Mars'ı kaçırmışız. Duyuyor musun beni Dilara? İsrail'den Dilara. Duyuyorsa annesi dinliyordur. Annesi yanındaydı. 9. evde Mars var. Umarım o sınava girince ayın neymiş? 25'indeymiş Temmuz'un. Oraya özele yazın. Berna cevap diyor. Sınav neticesini bana feedback olarak duyurun. Mars çünkü 9'da oğlaklar için sınavlar noktasında 27 Ağustos'a kadar bir enerji verebilir. Başak Burcu'nda bir de. Zeki bir Mars aslında. Neticede Merkür'le takılıyor Başak'ta. Soru çözmek, sorun çözmek noktasında 9. ev Başak'ı. Mars'ı, Mars Başak'ı gibi düşünün. Bu işe yarayabilir sınavlar noktasında. Yurt dışında gidebilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı bir takım işler olabilir. İhracat, ithalat gibi. 9 tabi bizim yüksek ideallerimiz, inançlarımız. İnançlarımız konusunda bir takım ne yapabiliriz? Çatışmalara girebiliriz. Çatışmaya girmeyin. Kova çağındayız artık. Hepimizin inancı başka. O bitti o balık çağı. Neptün işleri. Hayaller, yanılsamalar filan. Uçan ördekler. Yok, uçan kaz Morton. Bunlar geçti bitti tamam. Artık uçakla uçuluyor arkadaşlar. Uranüs bu. Merkür'ün üst oktavı. Çağa ayak uydurun diyorum. Ya da uydurmayın. Dinozorlar gibi yok olun gidin bana ne. Babamın evladı mısın? Madem inat ediyorsun. Doğanın yasalarına, değişen dünyaya. Ya dünya değişiyor. Sen kimsin? Ben değişmezük diyorsun. Onu da anlamıyorum ya. Evet. Oğlak 9-3 aksında seyahat, tahsil, yüksek eğitim, yabancı dili başlamak istiyorsan bak Mars buna sana yardım eder. Yurt dışında yardım eder. Master, doktora, herhangi bir sınava girmek. Yani 9 konularında Mars ne yapıyor? Hareket halinde. Enerji veriyor, enerji. Kova ne yapıyor? Aa, kovanın 8. evi. Libido evi. Enerji artıyor. Ben garistiren filan diyor musunuz? Züğürt Ağa'daki gibi. Kovalar tabi 8. ev Mars'ıyla enerjileri yükselecektir. O kesin. Allah korusun saklasın. Kazalara filan dikkat edin. Mars bazen 8. evde ölümcül kazalara sebebiyet verebiliyor. Başak Burcu'nda. Başak Burcu'nda sakin olduğunu kabul edebiliriz. Neticede toprakta. Toprakta daha dengeli davranış gösterebilir Mars. Ama yine de Mars, Mars'tır diyorum. Cinsel enerjiyi arttırabilir. Bir yerden bir ölüm sonrası bir miras işi olabilir. Bir ayrılık sonrası ortaktan ya da eşten bir nafaka olabilir. 8. evde bir kanuni sorun, yasalarla alakalı bir mahkemeye işaret edebilir. 27 Ağustos'a kadar bu tip konularda ne yapın? Dikkatli olun diyorum. Geldik balığa. Balık ne yapıyor? Balığın direkt karşısında. Evlilik, ilişkiler, ortaklık yerinde. Çatışmaya açık bir durum. Onu söyleyeyim. Mars karşında. Yani balığın direkt karşısında ve 27 Ağustos'a kadar Mars'la karşı karşıyasın. Ha, hayatında Koç burcu birisi varsa Mars Koç burcudur. Hayatına girdiyse, hayatındaysa ya da polisle askerle dedim ya Marsyan işler bunlar. Sorun yaşamamaya bak. Bak kulak ver onlara. Ne diyorlarsa yap demiyorum tabii ama 27 Ağustos'a kadar biraz yani birinci ev sensin, balıksın neticede. Güneşini o Mars'la karşılıklı çatışmaya sokmamak için gerekli yerlerde ne yap? Geri adım at diyorum. Geri adım at. Balık bilir gerektiğinde geri adım atmasını. Neticede değişken su. Girdiği kabın rengini ve şeklini alır değişken su. Neticede su biliyorsunuz. Sıvılar ne yapıyor? Girdiği kabın rengini ve şeklini alıyor. Balık bunu becerir. Değişebilme kapasitesi önemli burada. İnatlaşmayalım diyorum. Mars'ı 7. evde çünkü bu davalarla da alakalı olabilir. Bazen insan adalet için savaşır ama bunu belki halledebilirsin 27 Ağustos'a kadar.
Bu bir davalık durum ama yani bazı insanlar için. 7'deki Mars bir dava. Bir davanın neticelenmesi ya da olmadık yerde hani bir davada çıkartmayın diyorum yani. Dikkatli olun. Başınıza gelebilecek şeylere karşı dikkatli olun. Bağırsaklarınız mesela konusunda özellikle. Evet. Mars ameliyatla da alakalıdır onu söyleyeyim. Başak'ta. Başak normalde sizinle karşınız. Yani belki hemoroid, basur filan ameliyat gibi bir şey de olabilir. Bağırsaklarla alakalı. Bağırsaklarınıza dikkat edin. Diyetinize, beslenmenize meyve, sebze, yoğurt, kefir. Onu biraz koruyun diyorum. Zehirlenmelere karşı da ne yapın? Dikkat edin arkadaşlar. Ama ilişki ve ortaklık üzerinden güçlü partnerlikle de bazı işleri halledebilirsiniz. Mars çünkü cesur bir partner manasına da ne yapabilir? Gelebilir. Fakat 27 Ağustos'a kadar özellikle ay sonuna doğru tabii Venüs de geri hareket edecek. Hani ani kararlar alıp yani ilişkilerinizi, evliliğinizi falan hani çatışmaya sürükleyip bitirmeyin diyorum. Yani o Mars neticede gidecek. Yani ondan sonra 27 Ağustos'tan sonra yok pişman oldum. Sinirim bitti gitti filan. No refund policy yani. Peki kendinize iyi bakın. Seviyorum arkadaşlar sizi. Güzel halkım benim.